Herkese merhaba arkadaşlar. Motos Köşkü'ne hoş geldiniz. Bugün Rainbow gökkuşakları görmüş olduğunuz Chinetanium fasciatus clearwater check. Renksiz olan dişi, renkli olan da erkek. Bu Rainbow gökkuşaklarında dişiler genellikle renksiz, erkekler renkli oluyor. Daha çok erkekleri rağbet görüyor. Bu çifti bugün bu tanka aldım. Alır almaz hemen kurulaşmaları başladı. Bu aralar Rainbow'ları ağırlık olarak üreteceğim. Zaten geçen haftasında Beuzamani Red'ler geldi. Onları da ayırdım. Bu Chinetanium fasciatus clearwater çeklerde erkekler dişilere kur yaptığı zaman gerçekten muazzam bir renk sergiliyorlar. Gövdesi altın sarısı oluyor. Üst kafası da fosforlu bir çizgi oluşuyor sırt bölgesine kadar. Ve kurulaşmasını izlerken gerçekten çok zevkli. Birbirlerinin etrafına dönüyorlar. Erkek titriyor. Bu çifti bu tankta üreteceğim. Benim altta görmüş olduğunuz Dorucaria zimilima, ağzında yumurta taşıyan kamçı kuyruklu vatos. Bu tabi, yani bu ismi tuttuk, koyduk onlara da. Hem onların üretimini yapıyorum, hem de şimdi artık Rainbow'ları ayrı ayrı üretmek istiyorum. Elimde Beuzamani'nin dişisi olmadığı için onu ben burada gördüğünüz clearwater check'le melezledim. Yani boş bırakmadım. Hem biraz merakımı gidermek istedim. Onların yavrusunu da aldım şükür. Ama şimdi artık Beuzamani'nin dişisi geldi. Onları şimdi ayırdım. Ayrı bir tanka koydum. Clearwater check'leri de bu tanka aldım. Bunlar zaten yerlerine alıştıkları anda hemen yumurta dökmeye başlıyorlar. Bunların üretimi içinde camacan bir akvaryumda da yapabilirsiniz üretimini. Şu şekilde altlarına moz koyup veya yummop koyup da yapabilirsiniz. Zaten yumurtladıkları anda ben ya mozu alıyorum ya da suyun tepesine yavrular çıkıyor. Oradan topluyorum, alıyorum. Şöyle bir gösterelim erkeğe. Hazır hem de daha güneş varken. Evet, kur yapıyor şu an. Belki görüyorsunuzdur, erken kafasında çizgi oluştu. Yani tam kur yaptığı zaman oluşuyor. Kurulaşma esnasında rengini belli ediyor. Bakın. İzlemesi gerçekten çok zevkli. Rainbow gökkuşaklarında çok farklı variyeteler var. Yani çok farklı renk tonlarında balıklar var. Bunların yavruları koridoras yavrusunu bilen arkadaşlar daha iyi bilirler. Onlardan bile çok ufak çıkıyor. Minnacık çıkıyor. Çıktıktan sonra ben bunları ayrı bir kaba alıyorum. Orada paramesyum kültürüyle besliyorum 2,5 hafta. Artemia'yı yiyebilecek boyuta geldiği zaman Artemia ile besliyorum. Ondan sonra boyandıracağım akvaryumu alıyorum. Kendileri büyük ama çıkan yavruları çok ufak. Biraz da geç büyüyor. Yani 5-6 ayda ancak şöyle bir 4-4,5 santime falan iyi bakarsanız o boyuta geliyor. Ülkemizde maalesef bu balık çok bilinmiyor halen. Bir de Rainbow üreten arkadaşlar kaç kişi var? Tasim Maki abi var. Ondan sonra ben varım. Bir iki arkadaş daha vardı da onların ismini unuttum ama böyle çok üretenler yok. Aslında bu balıkların değeri bilinse, yani çok güzel özel türler üreten arkadaşlar var.
onlar da bu balıklara, rainbow balıklarına ilgi gösterse, ondan sonra yani hep birlikte ülkemize bu balığı daha çok kazan. Evet, şu an kurulaşmalar biraz çekişmeli geçebiliyor. Dediğim gibi yani el birliğiyle daha geniş variyete şeklinde bu balıklar üretilse, ülkemize kazandırılsa çok iyi olur. Çünkü rainbow'ların belli bir kısımları ithalattan geliyor. Ondan sonra tabi ithalattan buraya gelene kadar da bir türlü sorunlar çıkıyor. Ben açıkçası isterim yani. Çünkü gerçekten hem sürü halinde de bakılıyor. Bakılması da kolay. Üretimi de ilgi gösterildikten sonra o da kolay. Sadece işte dişiler renksiz oluyor. Erkekleri daha çok renkli oluyor. Yani şöyle hem kur yaparken size göstereyim dedim. Ne kadar aktif ve güzel olduklarını. Hem de bilgi sahibi olduğunu istedim. Şimdi size bir de diğer gökkuşağı türünü göstereceğim. Onlar da Melatonia Beuzemani Red. Hadi şimdi ona geçelim. Evet, şimdi onları göstereceğim. Ya bu tankıma hala ışık bekliyorum. Aslında canlılara ekledim ama ışığı yok. Ya yani güzel tank oldu. Balıkları da ekledim. En kısa zamanda bunu da videosunu çekeceğim. Şurada son bölmede Beuzemani Red'ler var. Şöyle göstereyim. Tabii ışık olsa daha güzel rengi gözükür ama iki tane dişi var burada. Yeni gelen. Burada Beuzemani erkekler red olanları renkli oluyorlar. Gene dişiler renksiz. Onları da burada üreteceğim. Yani bir önceki gördüğünüz dişi ben burada Beuzemani Red'den eşleştirip hibrit yavru aldım. Onlar da şurada büyümekteler. Tabi bunların da devamı var. Şurada göstereyim. Bakın minnacık. Yani şöyle alayım, daha ayrı göstereyim size. Bakayım görebilecek misiniz? Yani hemen hemen gözüküyor. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Şöyle bakayım netleyebileceğim mi? Heh. Bir önceki videoda da söylemiştim zaten de. Şimdi de göstereyim. Bu da paramesyum kültürüyle besliyorum. 2-2,5 hafta ondan sonra boylandırma tankını alıp Artemia'yla besliyorum. 1,5 santime falan, 1-1,5 santime yaklaşınca hem Artemia hem de kaliteli kurum mikron toz yemlerle protein ağırlıklı. Onunla beslemeye devam ediyorum. Evet, böyle kısa bir video çekeyim dedim size. Çünkü bu anı göstermem lazımdı yani. Nasıl kurulaşıyorlar, işte nasıl yumurta döküyorlar. O anları sizinle paylaşayım istedim. Hafta içi de böyle bir kısa video, güzel video olmuş oldu. Şöyle birazcık daha gösterelim. Evet arkadaşlar, herkese keyifli, sağlıklı hobiler dilerim. Güzel, bereketli haftalar dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.